Beyler bayanlar selamlar. Sonunda sezon 6 çattı geldi. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Ve bu sırada Activision ve Infinity Ward bunlarla ilgili sezon 6 ile ilgili paylaşımlar da bulundu. Hem görsel paylaştı hem fragman paylaştı. Ve buradan da sezon 6 ile ilgili bir sürü yeni şeyin geleceğini gördük. Neler gördük? Gelin şimdi sizlere bunları teker teker göstereyim. Geçmeden önce de eğer kanalıma ilk defa uğradıysanız ya daha önceden gelip videolarımı seyredip abone olmadıysanız aşağıdan bir tıkla abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bu sayede de üreteceğim tüm içerikleri kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bunun için de Cold War da var arkadaşlar. Yeni Cold War'da hep birlikte oynayacağız. O yüzden bir abone olmayı unutmayalım lütfen. Akla gelen ilk soruyu aslında biliyorum. Benim aklıma ilk o geldi. Ne kadar boyutta bir güncelleme gelecek? Call of Duty ve güncellemelerinden hepimiz muzdarip biz. Biliyorum. Peki ne kadar gelecek? PlayStation için 20 GB, Xbox için 22 ve PC için 25 GB'lık bir güncelleme bizi bekliyor arkadaşlar. Gerçi konsol oyuncuları daha önceden indirme yapabildi bu sezon. Önceden açtılar. Aslında iyi de oldu. Server yoğunluğunu aldılar. Biz PC oyuncuları birazcık daha rahat çekebiliriz. O 100 GB'lara düşme sıkıntısını yaşamayız umarım. Ama multiplayer'e sahipseniz PC oyuncuları multiplayer bu sefer 57 GB'a çıkacak, 60 GB'a çıkacak. Ben büyük ihtimalle bugün oynayamayacağım, içerik çıkartamayacağım. Yine çok yüksek. Dünya yayınlanan fragmana bakacak olursak da Metris sisteminin iki yönlü çalıştığını artık eminiz, bu görebiliyoruz. Ve toplamda da 8 tane istasyon olacakmış. Gerçi bu 8 tane istasyondan bir tanesinin üstünü karalamışlar. Üstünde farklı harflerle bir şeyler yazmışlar ki bu biraz beni kıllandırdı. Neden? Daha sonradan bununla ilgili bir Easter egg yapılabilir. Bilmiyorum, bankra bağlanabilir. Fragmanda beni heyecanlandıran diğer şey ise kamyonlar oldu. Zırhlı ve silahlı kamyonlar geliyor arkadaşlar. Gerçi bu zırhlı ve silahlı kamyonları normal Battle Royale modunda göreceğimizi sanmıyorum. Bunun için ayrıca bir mod getireceklerini düşünüyorum. Nereden böyle bir çıkarım yaptım? Çünkü sezon 6 ile ilgili paylaşılan görselde yeni oyun modu Armored Royale özel olacak bu zırhlı araçlar. Vallahi eğlenceli bir mod olacak gibi gözüküyor. Aynı Mad Max'teki gibi böyle kamyonları, araçları sürüp birbirimizi patlatmak güzel olacak. Umarım tabii iki tane C4'de patlamayız. Oyun modu olarak ise Warzone'u komple değiştirecek yeni bir mod bizleri bekliyor. Hunting of Verdansk ile gece modu geliyor arkadaşlar. Bir önceki videoda çıkarımlarım doğru çıktı. İyi, keyfim yerime geldi. Bu modda büyük ihtimalle Cadılar Bayramı için aslında getiriyorlar. Biliyorsunuz 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var ve yabancılar buna birazcık önem gösteriyor. Oyunlar bununla ilgili özel hediyeler yapıyor, modlar getiriyor, kostümler çıkartıyor falan filan. Bu modda ona özel olacak. Neden? Çünkü bu modu 20 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında oynayabileceğiz. Fragmandan çıkarttığımız diğer şey ise ya bu zombiler şeklinde mi geliyor yoksa normal mi iniyor? Ben çok emin olamadım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce zombi modu gelir mi? Aşağıda yazın arkadaşlar, görelim. 6. sezonda gelecek silahlarımız ise, şu anda belli olan silahlarımız ise Asval ve SPR-208. Geçen videoda da söylediğim gibi SPR-208 Marksman Rifle olarak geliyor. Sniper olarak gelmiyor. Yani dürbününü sizin eklemeniz gerekecek silah. Bu SPR-208 ise M700, R700 ya da M24 gibi bir silah mı olacak? Yoksa farklı bir şey mi yapacaklar? O konuda da bilgim yok maalesef arkadaşlar. SPR-208'i ne kadar Google'da arasam da o silahın özelliklerine ulaşamadım. Uydurma bir isim mi koydular? Bilmiyorum. Eğer silah konusunda aşırı deneyimli olan arkadaşlar da aşağıda yorumda kendilerini göstersinler ki biz de öğrenelim. SPR-208 Battle Pass'te 15 level'e ulaşınca Asval ise 31'de açılacak arkadaşlar. Sezon ilerleyen zamanlarında ise diğer bir silahımız var. Gerçi silah demek çok doğru olmaz. Bıçak eklenecek, kelebek eklenecek. Bu kelebeğin yanı sıra da ilerleyen zamanlarda her zamanki gibi operatör skinleridir, yeni operatördür. Artık yeni operatörden emin değilim ama shop'a eklenecek olan diğer şeylerden. Bu kelebek de büyük ihtimalle shop'ta satılıyor olacak zaten. Sezonun başından gelecek operatörleri artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ama yine de 2 saniye hemen onu da aktarayım. İlk defa videoyu izleyecek arkadaşlar için Farah ve Nikolay kesin gelecek operatörler arasında arkadaşlar. Her sezonda olduğu gibi bu sezonda da 4 tane yeni multiplayer haritamız var. Ayrıca yeni oyun modu Killstreak Confirmed var. Bu Killstreak Confirmed birazcık düşündürdü. Lan garip mi olacak, eğlenceli mi olacak diye. Neden? Çünkü öldüğünüz zaman Killstreak'ler gitmeyecek arkadaşlar. Kaldığı yerden devam edecekmiş. Herkes nüktür, juggernaut'tır falan.
Bakalım tam bir hengame mi olacak göreceğiz. Sezonun ilerleyen zamanlarında da 5 tane daha mod gelecekmiş. Hardpoint, Heals and Kills aynı Hardpoint modundaki gibi olacak. Bölgeyi ele geçirip puanı elde edeceğiz. Fakat toplam puana aynı zamanda killer de etkileyecek. Yani sadece bölgeyi ele geçirmeniz değil, alacağınız kill de oyunu kazanmanızda büyük önem gösterecek. Gun Game TDM ise eğlenceli bir mod olacak gibi gözüküyor. Normalde Gun Game'lerde öldürçe yeni bir silah geçiyorduk ya. Bu sefer ise en son silahımız bıçak olacak ve bıçakla öldürdükten sonra tekrardan sıfırlanacak. En başa döneceğiz. En baştan sonra da tekrardan aynı döngü devam edecek. Oyunda belirtilen kill hedefine ulaştığımızda ise oyunu kazanabileceğiz. Bakalım birazcık farklı olacak gibi. Diğer 3 mod ise arkadaşlar zaten isimlerinden belli. Headquarters, Firefight, Gunfight turnuvası olacak ve sadece Sniper modu olacakmış. Şu an sezon 6 ile ilgili bildiğimiz tüm şeyler bunlar. Belki araya bir zombi modu karıştırırlar. Bekliyoruz bakalım. Bunun yanı sıra da güncelleme bittikten sonra, oyuna girdikten sonra oyunda gizli şeyler yapılmış mı, gizli nerfler olmuş mu? Araba hızı, silah gücü ya da haritanın şekli gibi, biliyorsunuz Activision gizli güncelleme yapmayı çok seviyor. Bu tarz bilgileri de kaçırmamak için arkadaşlar aşağıdan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ne diyelim öyleyse, yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Eğer downloadla ilgili de problem yaşarsanız daha önceden bununla ilgili bir rehber çekmiştim. Onu da hemen aşağıya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Umarım o videoda ihtiyacınız olmaz. Hızlı hızlı indirirsiniz. Gün içinde oynamaya başlarsınız. Haydi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.